Engin Ardıç Kahroluyor Oligarşi. Rahmetli babam memur olmak istemediğime çok kızar. Ay başında maaş garantisinin tadını bir alsan derdi. Ben de kararlıydım. Gerekirse sokaklarda sürünecek ama memur olmayacaktım. Hariciye sınavına girmeyi hiç aklımdan geçirmedim bile. Girseydim havada karada kazanırdım ve şimdi emekli büyük elçiydim. Birçok eski arkadaşım gibi. Seçtiğim yolda çok düştüm kalktım. İşsiz de kaldım, parasız da ama başardım. Üstelik kimsenin emeğini sömürmeden kendi emeğimle. Memurluğun tadı düşük de olsa maaşın garanti olmasındaydı. Bizde bugün de şu yaşımda bile öyle bir garanti yok. Memur maaşı ne öldü? Ne umdururdu. Geçim sıkıntısının memur ömrü boyunca sinsi ve sürekli bir hastalık gibi çekerdi, ama aç kalma tehlikesi de yoktu işsiz kalma korkusu da gönenme umudu olmasa bile. Buna bir de Türkiye'nin sahibi sensin pohpohlamasına ekleyiniz. Babam da ne yapsın onu gençliğinde sanayi yok, hizmet sektörü çok çılız, işçinin ne hakkı var ne hukuku. Tek kapı memuriyet. Memur diktasının hüküm sürdüğü ülkede elbette en sağlam kapı o. Böyle böyle çarpık bir ideoloji geliştirdiler. Rahmetli Çetin Altan'ın babasının deyimiyle onlardan 1 lira az kazanan ayak takımı onlardan 1 lira fazla fazla kazanan hırsız. Memurların padişahı İnönü'yü de hep çok sevdiler. İktidardan düşünce sıkıntıya girdiler. Babamın aldığı zamlar ve ikramiye ile maddi açıdan azıcık rahat ettiği İki dönem vardır, 1960 ve 1971. İkisi de memur darbesi üstü. Hayatı boyunca geçim sıkıntısı çekti. Hayatı boyunca parasızlıktan şikayet etti ama para kazanmak için de küçük parmağını bile kıpırdatmadı. O herhangi bir gayret göstermeyecek, herhangi bir çaba sarf etmeyecekti. Devlet onu beslemekle yükümlüydü. Başka bir iş tutmayı hiçbir zaman kendine yediremedi, özel sektörde çalışmak ona hep zül geldi. Memur zihniyeti kabaca budur. Artık ortadan kalkacak. Çünkü ömür boyu memuriyet garantisi bitiyor. Performansa dayalı 5 yıllık karne dönemi başlıyor. Memurlar işlerinde gösterdikleri ya da gösteremedikleri başarıya göre karne alacaklar. Üstelik de notlarını hem amirleri verecek hem de muhatap oldukları vatandaş. Yani sana işi düşen garibanı Ankara valisi Nevzat Tan Doğan gibi ulan öküz Anadolu'lu diye aşağılarsan yanarsın. Bu bir devrimdir. Asıl şimdi görelim o kemalistlerin bol bol palavrasını sıktıkları imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış kitleyi. Bunda elbette FETÖ örgütünün devlet kurumlarını kanser gibi sarmış olmasa da etkili oldu ama bir anlamda hayırlı da oldu. Sırf bu devrim bile referandumda evet oyu vermek için yeterli nedendir. Yıllarca kahrolsun oligarşi diye bağırıp şimdi de hayır oyu vermeye hazırlanan ahmak solcular otursunlar da bir düşünsünler Engin Ardıç sabah